Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Gençler, TYT matematikte TYT sınavına girmeden mutlaka çözmen gereken 40 tane soru. Biliyorsunuz ki ben size paylaştım. PDF'ini de paylaştım arkadaşlar. İlk 20 sorusunu part 1 videoda izlemiştik. Şimdi ikinci 20 sorusunu, yani soru 21 ile 40 numaralı sorular arasını çözeceğiz. Kusura bakmayın, hemen telefonumun sesini kısıyorum arkadaşlar. Ve ilk sorumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Tabii videomuza başlamadan önce de kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. İlk sorumuzda başlayalım gençler. Şimdi soruyu şöyle alalım. Bir bilgi ekranı verilmiş. Aydınlatmada akkor lamba yerine floresan lamba kullanımıyla Türkiye genelinde ayda 1 milyar 200 milyon kilowatt tasarruf sağlanabilmekte. Her bir okulda her ay 400 kilowatt elektrik tüketilmektedir. Buna göre yukarıda belirtilen bir aylık tasarruf ile kaç tane okulun bir yıllık elektrik tüketimi karşılanabilir diye sorulmuş bize. Şimdi tasarruf miktarımız neydi bir ayda? 1 milyar 200 milyon. Tabii bunu da doğru yazmanız gerekir sevgili gençler. Şöyle 1 milyar 200 milyonu yazdık. Daha sonrasında her bir okulda her ay bu kadar mı elektrik tüketiliyor? O halde sevgili gençler, ben bunu 400'e eğer bölersem, 400'e bölersem bu aylık kaç tane okula yeteceğini gösterir bize. Peki senelik kaç tane okula yeteceğini nereden bileceğiz? Çünkü her bir okulda her ay 400 kW elektrik tüketiliyor. O halde sevgili gençler, bir yıllık, kaç yıllık diye sormuş. Bir yıllık elektrik tüketimi karşılanır diyor ya. Bir de bunu 12'ye böleceğiz. Yani 400 çarpı 12 diyeceğiz. Normalde eğer şurası olmasaydı, 12 olmasaydı sevgili arkadaşlar. O halde bir aylık elektrik tasarrufuyla bir aylık kaç tane okula yeteceğini bulurduk. Bir seneliği bulabilmek için 12'ye böleceğiz. Pekala. Şu 12 ile şu 12'yi sadeleştireyim. 1 kalsın burada. 1'in sonuna da tabii burada 1 milyar kaldığını da bileceğiz. 1'in sonuna da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daha sonrasında şuradaki 2 0'la buradaki 2 0'ı da götürelim. Ve bunu 4'e bölmemiz gerekiyor. Burası nedir arkadaşlarım? Bakın. Şu şekilde yaparsak 1 milyondur. 1 milyonu 4'e bölersek 250 bin çıkar ve bu da 250 bin tane okul manasına gelir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. Şimdi biliyorsunuz ki ÖSYM bu şekilde kamu spotu sorularını her sene mutlaka ama mutlaka sınavın bir yerine mutlaka iliştiriyor sevgili gençler. Bu şekilde bilinçli tüketim aritmetiği sorularını da çözmenizde fayda var. Hem kolay sorular oluyor, hem de sevgili gençler garanti çıkacak olan sorulardan diyebiliriz. Bir sağlık ocağında bakılan hastaların sayısı ay sonunda kayıt altına alınıyor. Tutulan kayıtlar o ayla birlikte o aydan önce bakılan toplam hasta sayısıdır. 4 ayda tutulan kayıtlar aşağıda verilmiş. Ocak ve öncesi 20, Şubat ve öncesi x, Mart ve öncesi 120, Nisan ve öncesi de 3x. Nisan ayında bakılan hasta sayısı Şubat ayında bakılan hasta sayısının da 2 katı olduğuna göre x kaçtır? Öncelikle Nisan ayında bakılan hasta sayısını nereden bulacağım? Burası Nisan ve öncesi. Mart ve öncesini çıkarırsam ben bundan sadece ama sadece Nisan'da bakılan hasta sayısını bulmuş olurum. Şuraya Nisan yazalım ve 3x'ten 120'yi çıkardığımız takdirde Nisan ayında bakılan hasta sayısını buluruz demiştik. Şubat ayındakini nasıl bulacağız? Bakın burada Şubat ve öncesi var x. Ocak ve öncesini çıkarırsam Şubat ayında bakılanları buluruz. O halde buraya Şubat yazalım ve x'ten de 20'yi çıkaralım. Ve demiş ki bu bunun iki katı. Yani ben bunu 2 ile çarparsam eğer bunlar birbirine eşit olacak. O halde 3x eksi 120 eşittir 2x eksi 40 diyebiliriz. Yani x eşittir 80 diyebiliriz sevgili gençler. X kaçtır diye sorulmuştu. Cevabımız 60 değil, 80 arkadaşlar. 80 deyip 60'ı işaretlemem de ayrı bir ironi. Devam edelim sevgili arkadaşlarım. Bir diğer sorumuzdan. Bir hırdavatçı elinde bulunan 192 tane çivinin tamamını, ben bu gözlüğü niye çıkarmamışım, tamamını
belirli sayıdaki özdeş kutulara yerleştirecektir. 192 tane çivimiz var ve tamamını belirli sayıdaki özdeş kutulara yerleştireceğiz. Bu kutuların bazılarına 12'şer çivi, geri kalanlarına da 20'şer çivi yerleştirdiğinde elinde 28 tane çivi de artmış. Yani şöyle, x tane sevgili gençler kutuya 12'şer çivi koyduğuna göre 12x olsun ve y tane kutuya da 20'şer çivi koymuş. Ve toplamda da sevgili gençler 28 tane çivi artmış. Yani artı 28 dersem bu toplamdaki çivi sayımıza eşit olacak. Yani ben artık buradan şunu söyleyebilirim ki 12x ile 20y'nin toplamı eşittir. Bunu karşıya atalım, 164 yapsın. Şimdi bu cepte bu dursun. 12x artı 20y eşittir 164. Bu cevap artık cebimizde. Diyor ki hırdavatçı 20'şer çivi koyduğu kutulara dokunmadan, yani şuna hiç dokunmayacak, 12'şer çivi koyduğu kutulara bu defa 28'er çivi koyduğunda, yani 12 tane koyduğu x tanesine 28'er çivi koyduğunda 3 tane kutu boş kalmış. Yani sevgili gençler bu sefer 2 tane değil x eksi 3 tane kutuya 28'er tane çivi koymuş. Üstüne şunlara hiç dokunmamıştı 20'ye ve bu sefer sevgili gençler elinde hiç çivi kalmamış. Yani 192 eşittir diyebiliriz bu. Burası da 28x artı 20y, bakın eksi 3 kere 28 84 yapar. Eksi 84 dedik eşittir 192 demiş olduk. Şimdi bizim elimizde bir tane daha denklem oluşacak. O denklemi oluşturmadan önce biraz daha düzenleyelim. 28x artı 20y eşittir eksi 84'ü karşıya atacağım şimdi. Eksi 4 karşıya geçerse 196 olur. 80 daha 276 yapacaktır. Şimdi elimizde 28x artı 20y eşittir 276 diye bir denklemimiz var. Bir de 12x artı 20y eşittir 164 diye bir denklemimiz var. Ben üsttekinden alttakini çıkarmak istiyorum ki böylelikle 20y'ler bir gitsin. 28x'ten 12x'i çıkarırsanız 16x yapacaktır. Eşittir 276'dan da 164'ü çıkaracağız ki bu da 112'nin ta kendisidir. O halde x kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 7'dir. Şimdi ben x'in 7 olduğunu buldum. Y'yi nereden bulacağım? Burada yerine yazacaksınız. Hatta şurada da yerine yazabilirsiniz. 7 kere 12 84 yapar. Onu karşıya atarsanız 20'ye 80 gelir. Demek ki 20 çarpı y 80 ise y de buradan 4'tür. Toplamdaki kutu sayımız ise 7 artı 4'ten 11'dir deriz. Cevabımız böylelikle Bursa seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum bir diğer sorumla. 2 santimetrelik 2 çıtaya ihtiyaç duyan Salih, 2x santimetre uzunluğundaki bir çıtayı marangoza götürerek demiş ki amca bu çıtayı tam ortasından 2'ye böl demiş. Marangoz bunu bu çıtayı 2'ye bölün parçalarından biri diğerinin tam ortasına gelsin diye anlamış. Nasıl bir marangozsa aklına neredeyse anladığı gibi de yapmış adam. Çıta mahvolmuş yani. Şimdi şu 2x santimetre uzunluğundaydı, bunu x'e x yap demiş. Ama adam bunu bu şekilde yapmış. Diyor ki Salih marangozdan aldığı çıtaları uzunluklarına bakmadan eve getirmiş. Yerlerine monte edeceği zaman da bir parçanın A santim uzun, diğer parçanın B santimetre kısa kaldığını görmüş. A ile B'nin toplamı 72 ise x kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle sevgili gençler bizim çıtamızın uzunluğu 2x'ti ya hani. İşte ben o x'i 2x'i 6k olarak değiştirmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu bizim ne işimize yarar? Şurayı silelim ve gösterelim. Diyelim ki burası 6K'ydı. Salih bunu 3K'ya 3K yapmasını istemiş demek ki. Ama adam bunu nasıl yapmış? Burası 2K, burası 2K, burası 2K biçiminde yapmıştır. Toplamda 6K. Şimdi o halde şöyle diyebilir miyim ben? Normalde şu parçayı 3K istiyordu. Adam 4K yapmış. Yani K kadar uzun olduğunu görmüş. K kadar uzun olduğunu görmüş ki bu A'ya eşittir. A santim uzun demişti. Salih bunu istemişti ama marangoz amca bunu yapmış. Yani 3K iken 2K vermiş. K kadar eksik var ki o da B'dir o zaman. A ile B'nin toplamı olan yani 2K eşittir A artı B ki bu da 72'ymiş. Demek ki K kaçtır arkadaşlar? 2K 72 ise K 36'dır. Bu cepte. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi 2X 6K ise X nedir arkadaşlar? 3K'dır. K'yı ben 36 bulmuştum. O zaman x eşittir 3 çarpı 36'dır. Yani 108'dir diyebiliriz. Cevabımız da böylelikle Denizli seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili arkadaşlarım. Dedik
6. sayfamızda bitirdik. Şöyle 6. sayfamıza da bir uzaktan göz gezdirelim. Evet, gayet istediğimiz tarzda düzenli çözümler sevgili gençler. Umarım senin de kağıdın bu şekildedir. Bazen soruyorlar hocam, çıktıları alıp sizle beraber mi dinleyip yazalım? Durdurup yazalım. Yoksa önce kendiniz çözelim, daha sonra çözemediğimiz sorular için mi gelsek diye. Bence önce kendiniz çözün. Ben bunu tavsiye ediyorum her zaman. Önce kendiniz çözerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Devam. Bir köprüden geçiş ücreti tarifesi aşağıdaki gibidir. Köprüden otomobiller 5 lira, kamyonetler 8 liraya geçiyormuş. Araçların köprüden kaçak geçiş yapması halinde ise araçlara normal ücret tarifesinin 10 katı ceza kesilmekte. Biraz çokmuş. Herhangi bir gün incelenmiş ve bugünün sonunda yapılan incelemelerde kaçak kamyonet geçişi olmadığı ve otomobillere kesilen toplam ceza ile, demek ki otomobillerden kaçak geçiş yapanlar var, otomobillerden geçiş için toplanan paranın aynı olduğu görülmüş. Oo. Köprüden geçen toplam araç sayısı 455. Bu araçlardan tahsil edilen toplam tutarın ise 4120 lira olduğu görülmüş. Buna göre köprüden kaçak geçiş yapan otomobil sayısı nedir? Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım, şöyle düşünelim. Bir araç geçtiğinde, bir otomobil geçtiğinde 5 lira ödeyecekken bu normal otomobil fiyatı. Kaçak otomobil fiyatı ise, yani ödeyeceği para 50 liradır. Doğru mu? Doğru. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz biz. Zaten kamyonetler geçmiş. Biz kaç tane otomobilin buradan geçtiğini düşünelim. İşte x tane otomobil normal geçmiş. X tane otomobil geçmiş. Ama şurada güzel de bir cümle var. Bakın diyor ki, otomobillere kesilen toplam ceza ile otomobillerden geçiş için toplanan paranın aynı olduğu görülmüş sevgili gençler. Yani o zaman şöyle diyebilir miyim ben? Şunlardan eğer 10x tane geçiş yapan olduysa x tane kaçak vardır. Böylelikle 5 kere 10x'ten 50x para toplanmıştır. 50 kere x'ten 50x ceza kesilmiştir diyebiliriz. Bak bu 10 numara oldu. O halde şimdi gelin toplam elde edilen paraya bakalım. Ben 12 tane bundan geçtiğini söylemiştim. 5 kere 12'den 50x geldi. Şunlardan ceza yazılan toplamda ceza tutarı 50x, buradan da bu şekilde bir gelir elde edildi. Ve toplam 11x tane otomobil geçmiş. O zaman 455 eksi 11x tane de kamyon vardır ve bunlar da 8'er liradan geçiyordu. Bu da 4120 lira yaparmış. Pekala, şurası 100x. Artı 8 kere 455. 300, 400'e çarparsam 3200. 400 de buradan, 40 da buradan, 3640 yapar. Eksi 88x eşittir 4120 dedik. Pekala, 100x'ten 88x'i çıkardınız, 12x. 3640'ı da karşıya atacaksınız. 4000'e tamamlaması için 360 buradan gelir, 120 de buradan, 480 yapar. O zaman x kaçtır arkadaşlar? X 40'tır. Değil mi? Şimdi ne demiştik? Kaçak geçiş yapan otomobil sayısı. Ben zaten kaçak geçiş yapan otomobil sayısına x demiştim. X'i de buldum burada. 40'mış arkadaşlar. Cevabımız da Ceyhan seçeneği oluyormuş. Güzel soruydu. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Bu da beğendiğim sorulardan bir tanesi. Diyor ki, bir taşınabilir bataryanın dijital ekranında hem bataryanın hem de kendisine bağlı bir telefonun mevcut şarj miktarı gösterilmekte. Taşınabilir batarya şarjının %1 azalması demek, yani şu taşınabilir bataryamız olsun, bundan %1 azaldığında burası sevgili gençler telefon %2 şarj oluyor. Yani mesela bu %100 doluyken telefonu 2 defa doldurabiliyoruz gibi düşün, çünkü %200 yapar, değil mi? Batarya ve telefondaki şarj miktarları şekil 1'deki durumdayken bir süre sonra ekranda şekil 2'deki görüntü oluşmuş. X kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle 98'den buraya düşmüş değil mi? 98'den ben 45 artı X'i çıkarırsam bataryadan ne kadar şarj gittiğini öğrenirim. Doğru mu? Yüzde kaç şarj gittiğini görürüm. 81'den de X'i çıkarırsam telefonun ne kadar şarj olduğunu görürüm. Tabii şöyle bir durum var.
Şuradan %1 azaldığında burası %2 artıyordu hatırlarsanız. O halde sevgili gençler burası hep 2 artmış. Yani ben bunu 2 ile çarparsam buna eşit olur diyebilirim o halde. Çünkü bataryadaki azalan şarjı 2 ile çarparsam telefonun artan şarjını bulmuş olurum. Pekala 98'den bir 45'i çıkaralım sizde. 53 yapar. 2 ile çarparsam 106 gelir. Şurada eksi x vardı. 2 ile çarparsam eksi 2x olur ki burası da 81 eksi x'tir. Eksi 2x'i bu tarafa salladınız. 2x. 81'i de diğer tarafa atarsak sevgili gençler. Buradan 19 artı 6'dan 25 mi gelir? Aynen. Şurası 2x değil. Tabii ki x olacak. Demek ki bize de zaten sorulan x'ti. X kaçmış arkadaşlar? 25'miş diyebiliriz. Burası niye x oldu? Eksi 2x'i bu tarafa gönderirsek artı 2x eksi 2'den x gelir sevgili arkadaşlarım. Güzel soruydu. Devam. Şimdi bu soruyla alakalı da sevgili arkadaşlarım görselde bir düzeltme yapacağım. Şuradaki nerede olduğumuzu belirten navigasyon göstergesi aslında burada olacak sevgili gençler. Başlangıçta olacak. Soruyu okuduğunuz zaman bu anlaşılıyor ama görsel kafamızı karıştırmasın diye veriyorum. Buradaki B noktasını görmezden gelebilirsiniz yani. Pekala. Güzel de bir sorudur. Kendileri dikkatli dinlemende fayda var. Eğer çözemediysen mutlaka ama mutlaka pür dikkat dinle. Hamza. Cumartesi ve pazar günleri aynı yoldan aynı hastaneye gidecektir. Cumartesi giderken navigasyonundaki görüntü bu. Pazar giderken navigasyondaki görüntü bu. Her iki günde de hastaneye aracıyla gidecek olan Hamza aracın navigasyonunu açmış. Trafiğin yoğun olduğu kırmızı bölümün uzunluğu trafiğin akıcı olduğu mavi bölümün uzunluğunda 3 katıymış. Yani sevgili arkadaşlarım ben buraya 3K dersem burası K olacakmış. Yandaki yolun tamamı da o zaman 4K'dır diyebiliriz. Yolun tamamından bahsediyoruz 4K diye. Her iki günde de Hamza'nın mavi bölümdeki yollarda hızları aynı olduğuna göre cumartesi günü Hamza'nın mavi bölümdeki hızının kırmızı bölümdeki hızına oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada bir kırmızı yani trafik yoğunluğu olduğunda başlangıçta sevgili gençler kalan süremiz 55 dakika. Burada herhangi bir yoğun bölge olmadığı için trafiğin yoğunlaştığı bölge olmadığı için başlangıçta kalan süremiz 40 dakika olarak gösteriliyor bize. O halde ben şöyle bir cümle kurabilir miyim? 40 dakikada 4K'lık yolu alıyorsam ben K kadarlık yolu 10 dakikada alabilirim doğal olarak. Dörtte biri kadar. Demek ki ben burayı 10 dakikada alacakmışım. Ve başlangıçta 55 dakika gösterirken sevgili gençler ben tam olarak şuraya geldiğimde kalan süre 45 dakika olarak görünecektir. Çünkü 10 dakikamı burada harcamış oldum 55 dakikaydı toplam süre. Demek ki 3K kadar yolu 45 dakikada alıyorsak burada K kadar yolu kaç dakikada alırız? 15 dakikada alırız diyeceğiz. Şimdi trafiğin yoğun olduğu yerleri aynı mesafeyi K'yı 15 dakikada alıyoruz trafik yoğunsa. Trafik akıcıysa sevgili gençler 10 dakikada alabiliyoruz K kadarlık mesafeyi. Şimdi biraz düşünelim. Bana demiş ki cumartesi günü Hamza'nın mavi bölümündeki hızı yani şuradaki hızı şuradaki hızının oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi yapılan hızla alınan süre yani yolu geçebilmek için aldığımız süre yaptığımız süre ters orantılı olduğu için 15 ile 10'un ortak katı nedir? 30. Demek ki burada 3V hızı var. Burada 2V hızı var diyebiliriz. Ve burada bize 3'ün 2'ye oranı sorulmuş. O halde cevap 3 bölü 2'dir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çok da güzel bir soru. Devam. İzzet hiç ama hiç sayfa atlamadan bir kitap okumaktadır. Zaten kitabı okurken niye sayfa atlar ki, değil mi? Herhangi bir sayfanın sonuna gelip de okumaya ara verdiğinde tekrar hangi sayfadan okumaya başlayacağını hatırlamak için de sayfaya buradayım ayracı yapıştırmaktadır. Yani mesela bu sayfaya yapıştırdıysa demek ki ilk 10 sayfayı okumuş, daha burayı okumamış, daha başında. 34. sayfaya bunu yapıştırdıysa daha orayı okuyacak. Yani 33 sayfa okumuştur diyebiliriz. Yukarıda İzzet'in okuduğu bir kitaptan iki tane görüntü ve söylediği cümle verilmiş. Buna göre A kaçtır diye sorulmuş. Söylediği cümleler de bakın burada. Şimdi hemen dikkatli bir şekilde düşünelim. Sevgili gençler, %20'sini okumuş yani 5'te 1'i diyebilir miyiz? Aynen. 10 sayfa okumuştu. 5'te 1'i 10'sa kitabın tamamı 50 sayfa diyebilirim 5 ile çarparak buna. Ya da %20'yi %100 yapabilmek için 5 ile çarpmam lazım. O halde okuduğu sayfayı da 5 ile çarparsam kitabın tamamının yani %100'ünün 50 sayfa olduğunu söyleyebiliriz. Peki 33 sayfa okuduysa bakın
50 sayfada 33 sayfa okuduysa ne demişti bize? Yüzde A'sını okudum demişti. Yüzde, yani 100 sayfada kaç sayfa okur? 66. Demek ki yüzde 66'ymış diyeceğiz cevabımıza. Cevap da Denizli seçeneği olacak deriz sevgili gençler. Çözümü basit ama mantık olarak güzel bir soruydu yine. Devam. Suna, yine çok güzel bir soru. Bilinçli tüketim aritmetiği olarak da sayabilirsin bunu. Suna sokak sütçüsünden kilosu 3 liradan 6 kilo süt alıp kaynatmıştır. Şimdi kilosunu 3 liradan 6 kilo süt aldıysa toplam harcadığı para Suna'nın 18 liradır. Pekala. Kaynatma işleminden sonra sütü bir gün bekleten Suna sütten 500 gram kaymak almış. Şimdi 500 gram kaymak aldığını biliyoruz. Şöyle yapalım ve şuraya yazalım sevgili gençler. Kaymak bu sütten 500 gram alınmış. Pekala. Kalan sütü de yoğurt yaptığında 5 kilogram yoğurt elde etmiş. Yoğurdumuz da sevgili gençler 5 kilogram olacakmış. O 500 gram geriye kalıyor. O da uçmuş diyelim. Artık buharlaşmış diyelim. Süt buharlaşır mı bilmiyorum. Çok ilginç bir şey oldu şu an. Lisedeyken de kafam hep karıştırıyor. Mesela kolayı koysak tencereye kaynatsak buharlaşır mı falan diye. İçinde büyük ihtimal şekeri kalır onun da. Mesela süt buharlaşır mı? Buharlaşır. Yani buharlaşır da acaba su buharı gibi midir diye. Neyse karıştırmayalım oraları. Aşağıda bir markette satılan kaymak ve yoğurda ilişkinde bilgiler verilmiş sevgili arkadaşlar. Markette kaymağın 250 gramı 8 liraymış. 500 gram ne kadardır? 16 liradır değil mi? Yoğurdun da 2,5 kilosu 10 liraysa 5 kilosu yani 2 katı 20 liradır diyebiliriz. Mine bu marketten Suna'nın elde ettiği kaymak ve yoğurt kadar kaymak ve yoğurt almış. Buna göre Mine'nin ödediği para Suna'nın ödediği paradan yüzde kaç fazladır? Bir kere Suna 18 ödemişti. Mine ise 36 TL ödemiş. Yani bu bunun iki katı mı? Peki ne kadar fazlasıdır? Kendisi kadar. Yani yüzde yüzü kadar fazladır. Demek ki cevabımız Edirne seçeneği olacakmış arkadaşlar. Devam. Bir üründen en çok N tane alabilen birinin bu ürün için alım gücü nedir? Şimdi bir kalem 10 lira ve bir öğrencide eğer 20 lira varsa öğrencinin kalem alım gücü 2'dir diyoruz. Yani 2 tane kalem alabilir cebindeki parayla manasında. Bedirhan bir telefonu almaya yetecek kadar para biriktirmiş. Varsayalım ki iPhone 12 almaya karar verdi çocuk. Çocuk dememiş gerçi de bir adam. Bir iş adamı iPhone 12 almak için de para biriktirmek gerekiyor gerçekten. Bedirhan bir telefonu almaya yetecek kadar para biriktirmiş. Pekala yazık günah ya. Biriktirdiği parayla telefonu almaya gittiğinde ise satış fiyatına %25 zam geldiğini görmüş. Yuh, 12 bin liranın %25'i 3 bin liraya var. 15 bin lira olmuş mesela şimdi. iPhone 12 12 bin lira mı bilmiyorum. Salladım şu an. 12'den aklımda kalmış olabilir. Şimdi diyor ki Bedirhan'ın telefon alım gücü yüzde kaç azalmış? Şimdi bakın bu tarz soruları daha düzgün, daha net nasıl çözebiliriz? Size söyleyeyim. Şimdi sevgili gençler. Varsayalım ki 100 liralık bir telefon var. Yani varsayalım ki işte 1 dolar 0.25 lira falan olmuş. Biz daha değerliyiz. 100 liraya biz bir telefonu alacağız. Tamam. Bedirhan'ın da 1000 lirası olsun. 1000 TL'si olsun. Kaç tane telefon alabilir? 10 tane değil mi? Yani alım gücüne 10 diyebilir miyiz deriz. Peki Bedirhan'ın cebinde hala 1000 lirası var ama elektronik mağazaya bir gitti %25 zam gelmiş. Yani bu telefon 125 lira olmuş. Peki şimdi kaç tane alabilir? 1000'i 125'e bölerseniz 8 tane alabileceğini görürsünüz. Peki 10'da 2'lik bir azalma mı var alım gücünde? Evet, 10'da 2 demek yüzde kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 20 demektir. Demek ki %20 olacak bizim cevabımız. Yani %20 azalmıştır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, devam ediyorum bir diğer sorumla. Aşağıda içinde kuru yemişlerden badem, üzüm, fıstık bulunan tahıllı bir atıştırmalık görseli verilmiş bize. Atıştırmalık içindeki kuru yemiş oranları da %x badem, %10 üzüm ve %12 fıstık. Geri kalanlarsa atıştırmalık için bulunması gereken diğer malzemelerdir. İşte balıydı, şu suydu, bu suydu falan filan.
Üretici firma tahıllı atıştırmalığın içindeki kuru yemiş miktarlarını eşitlemek için bademin 7 gramını almış. Bu miktar kadar üzüm ve yine bademin 1 gramını alıp bu miktar kadar karışıma fıstık eklemiştir. Buna göre bu atıştırmalığın yüzde kaçı kuru yemişten oluşmaktadır diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle sevgili gençler biraz düşünelim. Ne kadar bademimiz var? Yüzde x badem var. Yüzde 10 üzüm var. Ve arkadaşlar yüzde 12 de fıstığımız var. Pekala. Şimdi ben %x, %10 ve %12 dedim ya. Buna xk diyelim, buna 10k diyelim, buna da 12k diyelim. Demek ki karışımın tamamına da 100k demek istiyorum ki bundan kaynaklı bunlara xk, 10k ve 12k dedim. Anlaştık? Daha sonrasında diyor ki bakın, bademin 7 gramını almış. Demek ki bu xk'dan ne kadar eksildi? 7 kadar eksildi. 7 gram eksildi. Ve daha sonrasında sevgili arkadaşlar yerine bu kadar üzüm koymuş. Yani 10k artı 7. Ve daha sonrasında bu xk'nın 1 gramını daha almış. Yani xk eksi 8 oldu. Burası 10k artı 7 idi. Bu miktar kadar da fıstık koymuş. Yani 12k artı 1 diyeceğiz. Ve bunların hepsi de birbirine eşit olması için yapmış bunu. Demek ki bunların hepsi birbirine eşit olacak artık. Bu, bu ve bu birbirine eşit. Peki abi ben buradan k'yı bulurum ya. 10k'yı bu tarafa, 1'i bu tarafa atarsam 2k eşittir 6 olur. K eşittir 3 gelir. Demek ki burası da sevgili gençler 3x eksi 8 olacak. Peki k 3 ise 3 kere 10 30 7 yapmaz mı? Peki 3x eşittir eksi 8'i karşıya atarsam 45. Demek ki x de buradan kaç olacakmış? 15. Şimdi diyor ki karışımın sevgili gençler yüzde kaçı kuru yemişten oluşmakta diye soruluyor. Madem öyle burası 15 değil miydi? 15'ti. 10-12 daha 22, 15 daha 37 yapar. Cevap da bu şekilde Ceyhan seçeneği olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Pekala devam. ÖSYM'nin vazgeçemediği soru tiplerinden bir tanesi. 1-2 senede bir mutlaka soruyor arkadaşlar. Sütun grafiği ile dairesel grafiği birbirine bağlantı kurma soruları ya da illa sütunla dairesel olmak zorunda değil. İşte çizgi grafiğiyle sütun grafiği, çizgi grafiğiyle dairesel grafik gibi grafikleri birbirine bağlantı kurmanız gerekiyor sorularda. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersindeki başarı yüzdeleri, daire grafiğinde ise matematik dersinden başarısız olanların sayıca cinsiyetlere göre dağılımı verilmiş sevgili arkadaşlar. Bir kere burasının tamamının 360 olduğunu ben biliyorum. O halde 2x artı 40'ın 360 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan 2x eşittir 320 yapacaktır ve x de buradan 160 derece gelecektir. Pekala. X'in 160 derece olduğunu biliyoruz artık. Diyor ki buna göre sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kız öğrencilerin sayısına oranı. Bakın burası başarısız erkek, burası başarısız kız. Sınıfta %20 oranında kızlar başarılıymış. O zaman %80'i başarısızdır. Ve %80 olan kızlar 160 derece ise sevgili arkadaşlar, demek ki burada iki katı bir oran var. Erkeklerin de %50'si başarısız, %50'si başarılıysa %50'si başarısız olacak. %50 başarısız olan erkekleri de biz 160 artı 40'tan 200'de göstereceğiz. Yani şöyle diyelim mi? Kızlardan 100K kadar var, erkeklerden de 100E kadar var sevgili gençler. Ve bu 100K'nın 80K'sı başarısız kızdan oluşuyor. 100E'nin de 50E'si yine başarısız. Pekala, sınıftaki erkek öğrencinin sayısının kız öğrencinin sayısına oranı sorulmuştu bize. Arkadaşlarım bu 80K 160'a tekabül ediyorsa K 2'dir diyebiliriz. Dolayısıyla buraya 200 diyelim. Bu 100E'nin 50E'si başarısız ve bu 50E'de 200 dereceye tekabül ediyorsa, bunlar dereceydi bu arada. E kaç olur arkadaşlar? 4 olur. Demek ki burası da 400 olacak. Erkeğin kıza oranı sorulmuş. Cevap Bursa seçeneği olacaktı. 400 bölü 200. Cevap Bursa, yani 2. 9. sayfama geçiş yaptım. Bana diyor ki Gökay, Nuray, Nilay birlikte lokantaya gitmiş.
Yemek menüsünü inceledikten sonra Gökay 3 tane, Nuray 4 ve Nilay 2 çeşit yemek sipariş etmiş. Hemen bunları kayıt altına alalım. Tam olarak bir TYT sorusu bence. Nuray ve Nilay var. Gökay 3 tane yemek, 3 çeşit yemek, Nuray 4 çeşit yemek, Nilay da 2 çeşit yemek istemiş garsondan. Gökay'ın seçtiği bir yemeği Nilay da seçmiştir. Şimdi Gökay'ın seçtiği bir yemeğe A dersem Nilay'ın seçtiği bir yemekte A olmak zorunda o halde. Nuray'ın seçtiği bir yemeği Nilay da seçmiştir. Şimdi ben buraya B dersem o zaman buraya da B diyeceğim. Çünkü Nuray'ın seçtiğini Nilay da seçiyor. Artık Nilay'ın menüsü belli, A ve B. Gökay ve Nuray hiç aynı yemek seçmemişler. Şimdi A'yı B'yi kullandım. O zaman CD dersem buraya CD yazmayacağım. Yani E, F, G yazmaya devam edebilirim artık. Diyor ki buna göre garson bu 3 kişinin yemeklerini getirdiğinde kaç çeşit yemek getirir? Şimdi A'yı zaten burada saydım, bir daha saymayacağım. B, C, D, E, F ve G. Yani toplam sevgili gençler 7 çeşit yemek getirmiştir garson bu masaya. Cevabımız da Bursa seçeneği olur böylelikle. Güzel bir soruydu. Sayısal mantık sorusu da denilebilir bu soruya. Hasan, aşağıda verilen kümelerden birini tanım, diğerini de değer kümesi olarak seçip bir f fonksiyonu tanımlayacak. Hasan kaç farklı fonksiyon tanımlayabilir diye sormuş. Yani benim ya tanım kümem burası olacak, değer kümem burası olacak ve buradan buraya bir fonksiyon tanımlayacağım ya da buradan buraya bir fonksiyon tanımlayacağım. Eğer üsttekinden alttakine, yani kış aylarından kış sporlarına bir fonksiyon tanımlayacak olursam, kış sporları yani değer kümemiz 1, 2, 3, 4 elemanlı. Tanım kümemiz 3 elemanlı olduğu için 4 üzeri 3 tane fonksiyon tanımlayabilirim. Eğer tanım kümesi aşağısı, değer kümesi yukarısıysa buradan buraya 3 üzeri 4 tane fonksiyon tanımlarım. 4'ün küpü 64. 3'ün 4. kuvveti de 81 olduğuna göre toplamda birbirinden farklı 145 tane fonksiyon tanımlayabiliriz. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Devam ediyorum başka bir sorumla. Bize şekilde iki tane küme verilmiş. Bir A kümesi ki 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyor. Bir de B kümesi var, 5, 6, 7 elemanlarından oluşuyor. 3 fonksiyon aşağıdaki gibi tanımlıdır. F A'dan B'ye, G fonksiyonu B'den A'ya ve H fonksiyonu da B'den B'ye. Yani şöyle diyelim mi ona da? Hop hop. Bu da H fonksiyon. Pekala. F, G ve H birer sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonun ne olduğunu biliyorsunuz. Tüm elemanları tek bir sabit elemana giden fonksiyon demek. F, G ve H birer sabit fonksiyon olduğuna göre fx eksi gx bölü hx oranı maksimum kaçtır? Şimdi ben bunu şuraya bir alayım sevgili gençler. Şöyle yapalım. Şöyle büyütelim. Bakınız, f eksi g bölü h'ın çok çıkmasını istiyoruz. O halde burada f'in maksimum olması gerekiyor. G küçük olsun ki, minimum olsun ki, h'ı da minimum seçelim. Böylelikle bu ifade olabildiğince maksimum gelsin. Pekala. F'i yüksek seçeceksek bir kere f a'dan b'yeydi. Yani ben buradaki a'daki bütün elemanları alıp çok çıksın diye 7'ye götürürüm. Ve böylelikle f'in, fx'in 7 olması gerektiğini söylerim. G fonksiyonu b'den a'ya tanımlıydı ve g'nin az çıkmasını istiyoruz. O yüzden g'den b'den a'ya 1'i seçelim. Bölü h fonksiyonunda küçük çıkması gerekiyordu. Bu da b'den b'ye olduğuna göre en küçük eleman 5'tir. 5'i yazdım. Üst taraf 6, alt taraf 5. Cevap 6 bölü 5 olur. Yani cevap Denizli olur sevgili gençler. Yine güzel bir soruydu. Ki artık siz de biliyorsunuz, TYT'de çıkan özellikle fonksiyon soruları bir tane böyle çok zekice hazırlanmış bir grafik sorusu oluyor mutlaka. Bir de sevgili gençler ufak tefek böyle basit fonksiyon soruları oluyor, haberiniz olsun. Dedim ya, çok düşündüm, çok inceledim, sıkı dokudum. Karşınıza bu sorular çıkması muhtemel. Yani bu sorular çıkmayacak tabii ki de. Buna benzer, mantığı bunlarla aynı olan sorular çıkmasını bekliyorum ben sizin karşınıza, haberiniz olsun. Bir diğer sorumuz. Şimdi f1x x artı 1'miş. F2x x artı 2. Yani buradaki indis neyse x'e onu ekliyoruz biz fonksiyonun kuralına. Mesela f'n x o zaman x artı n'dir. Doğrusal fonksiyonları verilmiş. F20 bileşke F25. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? F20'nin içerisine
F25x'i yerleştir demek oluyor. Şimdi F25x ne demektir sevgili gençler? Hocam x artı 25'tir. Peki F20 nedir? Hocam o da x artı 20. Şimdi bu x artı 25'i al diyor. Burada yerine yaz. Yani x artı 25 artı 20. Yani ne gelir? X artı 45 mi gelir? Bana diyor ki bu FP'ye eşitse P kaçtır? E şimdi ben buradaki indis neyse buraya onu ekliyoruz demedim mi? O zaman P kaçmış arkadaşlarım? 45'miş diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 9. sayfamızı da bitirdik. Artık 10. sayfamızdayız. Yukarıda y eşittir x kare ve y eşittir kök x eğrileri ve y eşittir x doğrusu verilmiş. Şimdi bunların yanında şu y eşittir x'in verilme sebebi biraz bizi düşündürmeli diyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Buna göre q aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle sevgili gençler, y eşittir x karenin tersi, yani y'nin tersi fonksiyonu kök x'tir. Ve burada da kök x olarak bir tane daha fonksiyon verilmiş. Ve dikkat ettiyseniz biliyorsunuz ki bir fonksiyonla tersi birinci açıortay doğrusuna, yani y eşittir x doğrusuna göre simetrik olmak zorundalardı. E bunlar da simetrikler o zaman. Bakın a'ya a, bakın p'ye p diyebiliriz. E bize q aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuştu. O halde cevabımız hiç düşünmeden Adana seçeneği olacaktı. Bunu işlem yaparak da bulabilirsin. İşlemli bulan arkadaşım da vardır. Buna da adım gibi eminim. Çünkü herkes bu şekilde a işte bu birinci açıortay doğrusuna göre simetrikti, bunlar birbirine göre tersi demek ki o zaman burası P ise burası da P'dir, cevap da Adana'dır diye korkmadan çat diye Adana'yı işaretlemez. Herkes bu şekilde yapmaz. İşlem yaparak bulan da vardır. İşlem yaparak bulsan da cevabı yine P buluyordun. Ama amaç burada öğrenciye, hani bu sorudaki amaç öğrenciye bunu göstermek. İşlem yaparak bulduğun zaman da artı net sahibi olursun ama bir 30 saniye fark var. Haberin olsun. Ki süre değerli biliyorsun. Evet, bir diğer sorumuzdayız. Yukarıda bir kafede 3 çeşit içeceğin hangi sayıda içildiğini gösteren tablo verilmiş. Kahve, su ve limonata. Mesela birinci masada 5 kahve içilmiş, su ve limonata içilmemiş. İkinci masada 3 kahve, 2 su, hiç limonata içilmemiş. Üçüncü masada 3 kahve, 2 limonata, su içilmemiş gibi. Her masa toplamda 5 adet içecek içtiğine göre bu şarta uygun tablonun en az kaç tane satırı vardır diye soruluyor. Şimdi aslına bakarsanız ben buna A, buna B, buna C dediğimde A artı B artı C'yi 5 yapan kaç tane doğal sayı üçlüsü vardır diye soruluyor. A, B, C'ler ne olacakmış? Doğal sayı ve kaç tane A, B, C üçlüsü vardır diye soruluyor. Tabii ki burada kafamızı karıştıran şey şu. Bunların sıfır olabileceği kafamızı karıştıracak. Çünkü 5 0 0 işte 3 2 0. Ben bu sıfırları dağıtamam ki, yani o masaya bir malzeme gitmemişse bu malzemeyi dağıtamam. Şimdi o halde sevgili gençler, biliyorsunuz ki sıfırlar kafamızı karıştırıyor dedik ya. Ben diyorum ki bir A üssü sayısı seçmek istiyorum ve ben bu sayıyı A artı 1 demek istiyorum. B üssüne B artı 1, C üssünü de C artı 1 olarak seçmek istiyorum. Şimdi az önce ne demiştik? Sıfırlar kafamızı karıştırıyor ve bir doğal sayının alabileceği en küçük değer de sıfırdı. Şimdi ben A üssü, B üssü ve C üssünü seçerek şunu yapmış oldum. O kafamızı karıştıran sıfırları ortadan kaldırdım. Nasıl mı? En küçük sıfırdı. Her birine bir ekleyerek artık A üssü, B üssü ve C üssünü sayma sayısı yaptım. Yani pozitif doğal sayı yaptım. E tabi şurası da boş durmadı bu arada. A artı B artı C 5'ti biliyorsunuz. Artık A üssü, B üssü, C üssünün toplamı da A artı B artı C artı 3 olduğu için A üssü, B üssü ve C üssünün toplamı da 8 oldu. Siz bunun çözümünü yapmayı biliyorsunuz. Nasıl? 8 tane 1 yazıyorsunuz. Ve bizim 3 çeşit içeceğimiz olduğu için burayı 3 gruba ayırmak istiyorsunuz. Arada 7 tane boşluk var. Ve bu 7 boşluğa 2 çentik atmanız gerekmekte artık. Mesela bu attığım 2 çentik ne anlama geliyor? 3 tane limonata, 3 tane, 2 tane su, 3 tane limonata, pardon 3 kahve, 2 su, 3 limonata anlamına geliyor. Veya farklı bir yere çentik atalım. Mesela şuraya ve şuraya 2 kahve, 1 su, 5 limonata anlamına geliyor. Hocam hani 5 taneydi toplam içecek sayısı, ama şöyle bir durum var.
Artı 1 ekledim her birine. Anlaştık. Mesela 2, 1, 5 dedik ya, her birinden 1 çıkar sende o zaman. 1, 0, 4. Bak burada çıktı. Toplamda 5 tane. E şimdi madem öyle hocam, ben her birini bu şekilde sayacağım mı? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluktan herhangi ikisini seçerek tüm ihtimalleri sayarsın. 7'nin ikilisi kaçtı? 7 çarpı 6 bölü 2 yani 21'di. O halde cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Yapılan 10 soruluk bir sınav için öğrencilere optik form verilmiş. Buna göre bu sınavda 8 doğru 2 yanlış yapılmış olan birbirinden farklı en fazla kaç tane optik form olabilir diye sorulmuş. Şimdi ben 10 tane sorunun da her birinin birer tane doğru cevabı olduğunu biliyorum. Ve ben bu 10 tane sorudan 8'ini doğru yapmak istiyorum. Acaba hangi 8'ini doğru işaretlemiş olabilirim? Toplamda 10'un 8'isi kadar 8 soruyu doğru cevaplamış olabilirim. Çarpı. Geriye kaldı 2 sorum ve bunları yanlış cevaplamam lazım. Sorular belli. Seçmemize gerek yok artık. Yanlış işaretleyeceğim ilk soruyu 4 şıktan birini işaretleyerek yanlış yaparım. Biliyorsunuz mesela doğru cevap şuysa ben şunu, şunu, şunu veya şunu işaretleyebilirim. Diğer soru için de aynısı geçerli. Cevabımız bu olacak. Peki 4 kere 4 16. Onun 8'lisi de biliyorsunuz ki onun ikilisine eşit ve onun ikilisi de 45 yapar. 10 çarpı 9 bölü 2'den. Cevap 16 kere 45 midir hocam? Evet aynen öyledir. O halde 16 çarpı 45 dediğimiz şey aslında 8 çarpı 90'dır ve bu da 720'dir diyeceğiz. Cevabımız da Denizli seçeneği olacaktı sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Tabii ki bu da son sorum artık. Son soruyu çözmeden önce kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz gençler. Tabii ki AYT videomuz da gelecek hemen bundan sonra. Yukarıda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavındaki notları hakkındaki bilgi edinmek için not kişi sayısı grafiği verilmiş. Notu 40 ile 60 aralığında olan 10 tane öğrenci vardır gibi. Bakın şurada. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin 80-100 aralığında not almış olma ihtimali 1 bölü 6 ise sınıf mevcudu nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar buradaki A kafa karıştırmak için verilmiştir. 80 ile 100 arasında olan 12 tane öğrenci varsa ve bu sınıf mevcuduna bölündüğü takdirde bu 1 bölü 6 oluyorsa olasılığı bu şekilde hesaplıyoruz çünkü. Bu burası 12 katıysa 12 katı olan nedir arkadaşlar 6'nın? 72'dir ki bu da sınıf mevcududur diyebiliriz. Şimdi tekrar ediyorum. Soruları kolay seviye, orta seviye, zor seviye diye ayırmadım. Arkadaşlar tam olarak ÖSYM seviyesi. Ve bu benim beklentim, benim tahminim, benim düşüncem. Ve şimdiye kadar da kanalı takip edenler vardır 2-3 senedir. Ki YouTube kanalı açmadan önce de öğrencilerle muhabbeti. Hocam sizin şu çıkar dediğiniz sorular hep çıktı. Hocam sizin şu şöyle sorarlar dediğiniz şeyi hep öyle sordular diye cümleler duyduğum için biraz ön sezilerime güveniyorum. Bu soruları mutlaka çözmüş olmanız gerekmekte sevgili gençler. Haberiniz olsun. Evet, sonraki videomuzda AYT soru tahminlerinde diyeyim artık. Görüşürüz sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol da matematik çalışmayı unutmayın.